Radyolarından herkese sonsuz merhaba. Bir merhaba da bizden sana Evrim. Ama hayırdır? Senin merhaban pek bir imalı geldi bize. Bilmediğimiz bir şey mi var? Aldığım bilgilere göre apartmanda asansör yok. Yok, yok. Ay, bugün çok mutluyum. Çocukluğuma geri dönüyorum. Efendim, bizimkilerin Alice'i, hepimizin sevgilisi Atılay Uluışık'a konuk olacağız. Ah, asansörün olmaması da cabası. Sıtkı Can, ellerine sağlık. Beni hemen ışınla. Ay, Allah senden razı olsun Sıtkı Can. Ne tatlı bir insansın ya. Yerim ben senin kara kara ellerini, kara kara sakallarını. Ay, görünmeyen kahramanımız yahu. Geldim, 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 geldim. Oy. Ah, zile bak. Çalmıyor mu? Takıldı. Ay, bunların hep zili bozuk. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Ayağına sağlık. Buyurun efendim. Ay efendim, sizin yüreğinize sağlık. Mengütay, sen yoktun bu uzun yolculuğumda. Nasılsın yahu? Mengütay'ın da bizim de keyfimiz yerinde Evrim. Atılay Bey'i gördük, daha da iyi olduk. Bir insan hiç mi değişmez deyip muhabbete gireceğiz ama önce dilerseniz az sonramızı izleyelim. Efsane dizi bizimkilerin Alice Atılay Uluışık'ın marifetleri Evrim'i şaşırtacak. Bunu ben yaptım demiyorsun. Onu ben yaptım. Tek başına. Kızı Alya'ya olan düşkünlüğü dikkat çekecek. Konuşmaya başlayıp da babacığım deyip boynuna sarıldığı anda olay bitiyor. Balkabağından lambalar sergilenecek. Konuşurken öyle. Yani şu su kabağının ham hali. Geleneksel marş eşliğinde mutfaktaki ünerler sergilenecek. Lokanta açıldı. Hadi lokanta gidelim. Açıldı. Yok yok yok, lokanta açıldı. Evrim önce yan gelip yatacak. Ana, ben ne yoracağım kendimi? Hazır çalışana var, otururum keyfime bakarım demek o. Ardından yeteneksizliğiyle bu kadarını da pes dedirtecek. Jülyen dedim, o ne? Ya bir dakika şimdi. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Evet Ali Bey, pardon Atılay Bey, nasıl geçiyoruz? Buyurun efendim, salonu alalım. Teşekkür ederim. Ay ne güzel, bekar evi mi? Yani gibi gibi. Ne demek o? Şöyle... Hayatında biri mi var Atılay? Hayır. Benden sakladığın kuzum. Hayatımda biri yok. Annemle babam İstanbul'a geldiğinde ben de misafir kalıyorlar ama çoğunluk bekar evi yalnız yaşıyor. Neredeler ki onlar? Onlar Adapazarı'nda yaşıyorlar. Hatta şöyle, ben Mayıs'ın son haftası ya da Haziran'ın ilk haftası sizi Adapazarı'ndaki eve de bekliyorum. Şaka. Tabii şöyle, ağaçların altında dalından kiraz koparıp yiye yiye bir program yaparız. Organik organik. Tabii aynen öyle. Gelirseniz... Ay, annenle baban emekli oldular o zaman. Tabii emekliler. Adapazarı'na yerleştiler. Çok oldu emekli olalı. Adapazarlı mısınız? Yo, Adapazarı değiliz. Biz Balıkesirliyiz. Ama hani tesadüf o taraflarda bir gezi yaparken... Öyle bir meyve bahçesi denk geldi, aldık. Ondan sonra üstündeki arsayı aldık, evi yaptırdık. Çünkü babamın çocukluğu, işte okul dışındaki zamanları hep dayısının yanında köyde geçmiş. Köy hayatını, toprakla uğraşmayı çok sever. Ve şehir hayatını hiçbir zaman sevemedi. Yani trafiği, gürültüsü, o keşmekeşi, kalabalığı ve... Yani ben çocukluğumdan beri babamdan hep şu lafı duydum. Ben emekli olacağım ve gideceğim İstanbul'dan. Allah'tan da uzak bir yere gitmedi, Adapazarı'na gitti. Bize de yakın. Ben de çok seviyorum toprakla uğraşmayı. Orada işte ağaçları çapası, budaması, ilaçlaması. Yani ziraatçılardan öğreniyorum da. Ondan sonra ben de vaktimin çoğunluğunu orada geçiriyorum. Ay ne güzel. Ömür uzatır yahu. Aynen öyle. Yani kaç orada kardeşsiniz siz? İki kardeşiz, bir de abim var. Aa. Yani orada iki gün kaldığın zaman sanki bir ay tatil yapmış gibi İstanbul'a geliyorsun. Çünkü yediğin organik, havası temiz falan çok farklı İstanbul'dan. Şimdi ben senin lafını balla kesiyorum. Hemen bir çay veriyorum sana. Dışarıdan ya. Geldin. Çayımız hazır. Oh Evrim. Hadi yine iyisin. Böyle ev sahibine can kurban. Çayını da yudumladın mı? Değme keyfine. Bu sohbetin tadına doyum olmaz artık. Ay çok neşeliymişsin sen ya. Sağ ol. O senin güler yüzün sayesinde. Ya. Sanki eskiden beri tanıyormuşum değil mi? Ama zaten öyle değil mi?
Biz birlikte büyümedik mi aslında Atılay'la? Valla aşağı yukarı hani bizim jenerasyon için geçerli bir söz o. Çünkü 87 yılında başlayan dizi 2003 yılında bitti. Yani bir insanın hayatını düşün. Hani en hayatındaki önemli evreler işte okul evreleri. Çünkü mezun olduktan sonra artık bir işe girdikten sonra emekli olana kadar o devam ediyor. Ve hani benim hayatımda ortaokul, lise, üniversite bitti. Bizimkiler hala devam ediyordu. Ya düşünebiliyor musun ya bir insan hayatındaki evreyi bütün okul hayatın boyunca aynı zamanda bir dizi devam ediyor. Çok güzel. Ya o yüzden hani beraber büyüdük lafını artık ben herkesten duyuyorum. Tabii bizim jenerasyonda. Hadi o zaman bizimkilere doğru nostaljik bir yolculuğa çıkalım. İçimden bir şey yapmak gelmiyor. Bu kadar bırakma oğlum kendini. Hem niye aramıyorsun Zeynep'i? Niye arayayım anne? O beni arasın. Günaydın enişte. Ne ağlatıyorsun yeğenime? Ablama söylemezsem. Konuşma oğlum, senin de çocuğun olsun görürüz. Göçebe Barış geldi anneannesi. Göçebe Barış mı? Ne öyle anne? Çocuk iyice şaşkına döndü. Ne oluyor oğlum? Bir hoş geldin demek yok mu? Özür dilerim baba. Çayın nasılmış? Buyurun. Bravo. Çok başarılı. Sen çaya başarılı diyorsan biraz sonra yemek yapacağız. Orada ne yapacaksın bilmiyorum ama. Şaka. Tabii canım. En sevdiğim şey. Yani şu çıkan su aslında etin suyu. Ben sadece dibi tutmasın diye çok çok az bir su koyuyorum. Şu kalan geriye çıkan etin kendi suyu. Az sonra. Yani yemek yapmak benim hobim gibi. Çok seviyorum yemek yapmayı. Çünkü o aynı zamanda bir terapi. Ya yani aklında ne varsa uçup gidiyor. Orada mutfakta konsantre oluyorsun. İşte sebzen, meyven, bilmem ne. Aynen. Onu keseyim, bunu biçeyim falan derken o müthiş bir terapi oluyor. Ben de çok seviyorum yemek yapmayı. Ben açlığımı bile unutuyorum yemek yaparken. O yemek pişirirken kokusundan ben de duyuyorum. Anayım, yemeği hazırlıyorum, ondan sonra yemiyorum. Evet, ben de öyle. Çok severim. Bayılırım yemek yapan erkeğe. Kardeşimi de bu yüzden çok seviyorum. İşten geliyorum, karnımı doyuruyor benim ya. Ya ne güzel işte. Canım kardeşim. Oy, kurban olurum. sonra ara verdin oyunculuğa. Ondan sonra 2003 yılında, hatta ben yüksek lisansının da yarısına kadar bizimkiler devam etti. Ondan sonra işte bizimkiler bittikten sonra işte yüksek lisans bitti. İşte bir sene askerlik süresi. O zaman hani bir karar verme aşamasındaydım. Şimdi tabii 15 sene süren bir dizi ve hani tek kanallı dönemde başlayıp ondan sonra özel kanallarda ama hiçbir zaman reytingini ve izleyicisini kaybetmemiş bir dizi. Benim için çok büyük avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardı. O da çok çocuk yaştan itibaren insanların gözü önünde büyüdü. O yüzden şimdi tekrar sektörde bir projeyle yer almam çok zordu benim için. Çünkü insanlar hani beni polis yapsan olmaz. Ne bileyim katil yapsan olmaz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü insanlar aa bizim Ali diyecekler. Aa, biz bunun çocukluğunu biliyoruz diyecekler. O yüzden kendimi bir unutturmak istedim. Ve bir 5 sene yurt dışı hayatım oldu. 5 sene yurt dışında kaldım. Ondan sonra geri döndükten sonra da işte bununla Birol Güven'le 90'lara başladık. İşte geçen sene 90'ları bitirdik. Falan öyle sektörde gene devam ediyorum. O zaman bir de 90'ları hatırlayalım mı? Bakalım Atılay Uluışık nasıl bir karakterle çıkmış sevenlerinin karşısına. Kaçak gittiğin için bu 7-8 sene boyunca Türkiye'ye de gelemezsin. Fazla masrafın da olmaz. Türkiye'ye gelemez miyim? İnsan her şeye alışıyor Burak'cığım. Demek ki bu hesapla yani bir 10 senede öyle geçse 2010 yılında sen kendi işinin patronu olursun. Hocam 2010 yılında ben 38 yaşında oluyorum. Hadi göreyim seni. Sakın vazgeçme. Var mı bir şey? Yani şu anda bir şey yok. Bu sene çok enteresan başladı. Yani biliyorsun sen de Eylül ayıdır bizim sezon başlangıcı zamanımız. Birçok dizi başladı, birçok dizi yayından kalktı. Yani herhalde ilk kez bu sene yayına başlamadan yayından kalkan dizi olmuş. Aa. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani dizi yayından kalktı. Ya daha başlamadı ki dizi. Yani ilk kez bu sene oldu ama benim bildiğim kadarıyla. Müthiş bir karmaşıklık oldu sektörde. Yani o yüzden bu sene böyle biraz sakin kalmayı tercih ettim. Yani konuştuğum, görüştüğüm işler var. Onlar da zaten hani bazı projeler vardı. Eylül'de başlamak niyetindeydiler ama onlar da sakin kalmak istediler. Hani bir gidişatı görelim, ne olacağına bir bakalım diye. O yüzden 2015'e yani bu seneye ertelendi.
Artık bu sene mi başlarız? Yani bu sene derken bu sezonda mı başlarız yoksa yaz geçer önümüzdeki sezona mı başlarız? Hani tam olarak ben de bilemiyorum. Ama bu sene böyle bir sakin kalıp dinlenmeyi tercih ettim. İyi yapmışsınız Atılay Bey. Hem ne demişler? Geç olsun güç olmasın. Hazır siz ekranlara ara vermişken biz bol bol bizimkiler deyip hasret giderelim. Havuza gidelim mi? Nasıl gideceğiz? Beraber gidersek annem izin verir. Ondan değil, para yok, para. Bende var. Nereden buldun? Dedem verdi. Yağcı ne olacak? Söylemem anneme. Abla! Canım benim. Ay ne kadar yakışıklı olmuşsun. Çok özledim seni abla. Ben de. Sana çok anlatacaklarım var. Hepsini dinleyeceğim, uzun süre buradayım. Benim de sana çok anlatacaklarım var. Biz geçmişi yad ederken bakın Evrim'in aklına ne gelmiş. Benzemiyor mu Fikret Kuşkan'a? Değil mi, andırıyor. Girer misin Sıtkı bir Fikret Kuşkun, ne kuşkun? Evet Evrim, artık Atılay Bey'in evini gezmeye başlayalım mı, ne dersin? Hadi gezelim o zaman. Hadi gezelim. Nereden başlayalım? Ay bunlar... Ah canım ayol. Bizden kaçma. Ay. Devamlılık açısından. Ya bunlar anneden değil mi? Onlar anneden değil, şu aşağıdaki porselen çay takımı anneannemin annesinden kalma. Hadi canım. Evet, ya ben şeyi çok seviyorum. Anısı olan, yaşanmış olan eşyaları saklamayı çok seviyorum. İçeride daha güzel şeyleri de göstereceğim. Vay be. Şu mesela anneannemden kalma bir kolonya şişesi ama nereden baksan 50-60 yıllığı var. Çünkü hani anneannemin çeyiz sandığından çıkan bir kolonya şişesi bu. Ay kapağından tutma düşermiş ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Baksana bunlar bayağı. Ne güzel ama sen sahip çıkıyorsun ya. Hayırlı torun, hayırlı evlat. Seviyorum. Yani helal olsun yani. Anısı olan şeyleri tutmayı seviyorum. Yoksa mobilya al yani. Dur, bu artık fabrikasyon. Bir şey kurcalayacağım. Tabii ki. Genelde yaptığım şeydir. Bunun zamanında klipleri de vardı, artık yok. Ay şu bacağımı alayım şöyle. Vallahi çalışıyor. Genelde hiçbirinin çalışmıyor. Ses geliyor mu? Genelde hiçbirininki çalışmıyor. Çalışmıyorsa niye telefonu tutuyorlar? Tutanlar var. Hala kulağında dinliyor. Allah, enteresan. Yağ sesiydi değil mi telefonun? Evet. Tutanlar var. Ne güzel telefon bu ya. Nereden aldın bunu? Ben de bilmiyorum. Yedin bitti. Hiçbirinin telefonu çalışmıyor. Yedin neden? Bitti. Bak bunların telefonu da çalışmıyor. Ay hiçbirinin telefonu çalışmıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Aradığınızın var. Borcundan dolayı kapanmıştı. Yani ben biliyorum bu lokasyonu. Şu yani evin açık... Komşu olduğumuz için evet. Ben giriş kattım. Yani evin önünün açık olması, işte kıyısından köşesinden bir boğaz manzarası olması. Tabii şimdi sis olduğu için gözükmüyor. Karlı bir İstanbul gününde geldiniz. Daha güzel havalarda da beklerim. Nereden devam edelim? Ay dur fotoğraflara bakalım. Peki. Gel babana. Ay baban da yani rahmetli Atıf Yılmaz'ın tıpkısının aynısı, sanki erkek kardeşi. İyi, babam sevinecek bu sözleri duyunca. Selam var buradan. Baban da eski TRT yapımcısı değil mi? TRT'den. TRT'den. İlk kameramanlarından. Tabii. Meslektaşınız. Beyler. Ankara'da ilk TRT'nin kurulduğu yıllarda kameraman olarak giriyor. Ondan sonra İstanbul açılacağı zaman İstanbul'a geliyor. Bu Kuruçeşme'deki TRT'nin ilk kameramanlarından. Ama tabii artık bu yeni nesil kameraları şey yapmıyor. Yani zaten emekli de oldu. O hala eski taretli kameralardan bahsediyor. Tabii hiçbir şey anlamıyoruz biz onun dediğinden. Şey gibi eskiden bir... Ay sen matematikçisin gerçi de... Cebir. Babalarımızdan bize öğretemedi ya matematiği. Evrim Atılay Bey'in aile fotoğraflarının izini sürmeye devam ediyor. Ve bakın bizi hangi güzel prensesle tanıştırıyor. Kızın mı? Kızım, yanındaki de yeğenim. Alya. Alya. Ay çok Emre. Güzel ya. Alya da aynı babaannesi. Değil mi? Evet, çok benziyor babaanneye. Dikkati, yüz şekli falan. Etrafa biraz daha dikkatli bak Evrim. Belki iki yakışıklı prens fotoğrafına da rastlarsın, kim bilir. Bu da sen misin? O benim. İlkokul halimiz, abim. Öyle bana ders çalıştırdığı zamanlardan galiba öyle bir şey olması lazım. Çağatay. Çağatay. Bunlar da mı annenden? Evet, onlar da hani şey eski. Seviyorum bunları ya, atmıyorum, saklıyorum, öyle duruyorlar işte. Ay ne güzel ya. Bu mesela şey, çok eskinin ilaç kutusu. Şöyle açıyorsun, ilaçlarını koyup hop bayanlar çantasına atıyor falan. Ya. Böyle bir ilaç kutusu.
Burası benim odam. Oh. Bunu ben yaptım demiyorsun. Onu ben yaptım. Tek başına. Yani yardım aldığım oldu tabii ondan sonra. Ama puzzle keyifli bir uğraş. Ama o biraz uzun sürdü. Bir de zor bir resim. 6000'lik. Hani bazı zamanlarda hani yeter şunu bozayım kutusuna koyayım dediğim oldu, delirttiği anlar oldu. Çünkü hani renkler birbirine çok yakın. Parça şekilleri hep aynı. Bulamıyorsun parçayı falan ama bir hani... Bir birini kaybetsen... O büyük sıkıntı gerçekten. Ama şey hani puzzle... Bunu nereye yaydın affedersin? Bu salonda yayıldı. Yani salon böyle derli toplu değildi. Bu gayet açıkta. Parçalar kaç her yerde, bin yerde. Bu biraz uzun sürdü çünkü araya yaz tatili falan da girdi. Bu 3 ay falan sürdü aşağı yukarı. Yani yapım süresi ama yaz tatilinde de burada değildim. Hani 2 ayda öyle masanın üzerinde beni bekledi. Ama bitince de güzel gözüktü. Güzel bir resim oldu. Çok güzel. Görseli çok güzeldi. Ben, bizde şu kadar, belki daha küçüğü, ne? Kaç kişi? Belki 5-6 kişi parmak atmıştır. İşte o da 4000'lik bir resim. Vallahi bak, ya, ne gülüyorsun? Puzzle vallahi elini atmayan kalmadı ya. Güya kendim yapacağım diye oturdum. Evdeki yardımcıdan tut, kuzenimden, anneme, kardeşime kadar bir evdeki köpekler el atmadı yani. Herkesin parmağı değdi. Ama şimdi tabii burada hani resim üzerinde parçayı ararken hani... merakı olmayan ama gören insanlar ne var bunda, dur şunu alayım koyayım diyor. Ondan sonra eline aldığını resimde bulamayınca hırs yapıyor. Hırs yapınca da o uzadıkça uzuyor. Ve... Ya evdeki yardımcımı sabaha karşı artık, hay Gül yat artık ne yapıyorsun diye. Kendimi bulaşık yıkarken onu da puzzle'ın başına oturup düşünürken yakalıyorum. Atılay Ulu Işık, minik prensesine oldukça düşkün bir baba. Bakar mısınız, Alya'nın fotoğrafları evin dört bir köşesine yerleştirilmiş durumda. Nasıl bir duygu baba olmak ya? Valla ilk doğduğu zaman hani tabii çok mutluyum, keyifliyim, bir kızım oldu ama iletişim kuramadığın için bir hissiyatı yok. Yani kadında aynı şey olmuyor çünkü hani kadın 9 ay karnında atışıyor, alır almaz alıyor, emziriyor, yani o iletişimi hemen kurabiliyor. Babalık sonradan öğrenilen bir şey. Ama tabii bu söylediklerim kendim için geçerli, yani genel geçer, kabul etmeyelim bunları, kendi hissiyatım. İlk doğduğu zaman tamam kucağıma alıyorum, çok güzel, çok keyifli ama hani koyuyorsun köşe yastığı gibi duruyor böyle zıbınının içinde. Bir iletişim kuramıyorsun. Ne zaman ki 1 yaşına gelip işte yavaş yavaş yürümeye başlayıp gördüğü zaman tanıyıp tepki vermeye başladığı, hele konuşmaya başlayıp da babacım deyip boynuna sarıldığı anda olay bitiyor. Yani bir erkeğin o hani evet ben babayım demesi bence çocuk 1-1,5 yaşına geldikten sonra başlayan bir duygu. İstanbul'da mı yaşıyor? Ankara'da annesiyle yaşıyor. Anam, hemşerim. Ankaralıyım. Ankara doğumlu olduğunu biliyorum. Yaşadın mı hiç Ankara'da? Tabii, ortaokul. Anıttepe mezunuyum. Ha. Ben de Ankara doğumluyum ama hiç yaşamadım. Yani şöyle ben hiç hatırlamıyorum. 7 aylıkken İstanbul'a taşınmışız. Ondan sonra ben hep İstanbul'dayım ama doğum dediğin zaman ben de Ankara doğumluyum. Ben ortaokul sona kadar Ankara'da yaştım. Yok, benim öyle bir geçmişim yok. Ben hani Alya'dan dolayı Ankara'ya gidip gelmeye ve Ankara'yı tanımaya başladım, öyle söyleyeyim. Bak şu arkandaki resimler Savaş Dinçel'in. Aziz Nesin? Aziz Nesin. Savaş Dinçel'in orijinal çizimleridir. Rahmetli bana hediye etmişti. Benim için çok kıymetli, çok değerli siz, resimler. Bizimkilerde... İşte baba oğul oynadı. Geçti yolculuk. İyi. Senden ne haber? Götü be baba. Bitti galiba bizim ilişki. Buraya kadarmış. O kadar kolay mı oğlum? Bırak bu arabesk havaları. Niye aramıyorsun kızı? Arayamadım baba. Anla işte. Hadi üzülme bu kadar canım. Annenle yarın gider konuşuruz Zeynep'in ailesiyle. Sahi yapar mısın bunu baba? Konuşuruz tabii oğlum. Ne var bunda? Yaşa be baba. Enteresan bir şey göstereyim sana. Bu Avni Dilligil'i anıyoruz diye bir kitap. Bu Avni Dilligil'in oğlu Erhan Dilligil'in bana imzaladığı bir tiyatro kitabı. Sene 1986. O sene ben 1793 diye Fransız ihtilalini anlatan bir oyun sahneye konmuştu. Ben de oynuyordum o oyunda. Ve Avni Dilligil Tiyatro Başarı Ödülü'nde en iyi prodüksiyon ödülünü kazanmıştık. Vay vay vay. Ana ben ne yoracağım kendimi? Hazır çalışanı var, otururum keyfine bakarım. Demek o. Bak çay hazır. İstiyorsan çayını alabilirsin. Ne alacağım ya? Az sonra. Sonra yurt dışı maceran yüzünden mi şehir tiyatrolarını bıraktın?
Yok yani şehir tiyatrolarında ben tabii yani çocuk oyuncu ve hani... Kadrolu olmadın yok, değil mi? Olmadım. Tercih etmedin. Yani o çok tercih meselesi değildi. Çünkü benim şehir tiyatrolarında oynadığım dönem benim ilkokula gittiğim dönemdi. Hani bir ilkokul öğrencisi olarak zaten hani kadrolu olmam gibi bir şey söz konusu değildi. Yani idam ettiremedin herhalde değil mi? Şey tabii hani bizimkiler başladıktan sonra hem bir yandan ortaokul hem dizi hani tiyatroda da demek ki hani ona uygun bir prodüksiyon yapılmadı. Böyle bir iki sene ara verince hani onlar da unuttu, ben de unuttum, öyle söyleyeyim. Atılay Uluışık'la sanat yüklü sohbetimiz devam ediyor. Şimdiki alanımız yeniden resim. Evet, o şeyde Sakıp Sabancı Müzesi'nde Salvador Dali'nin resim sergisi vardı. Oraya gittiğimde işte orada hediyelik eşya satılan bir kısım var en sonunda. İşte oradan bunu almıştım. Bayılırım. Evet, Dali'yi ben de çok severim. En önemli. Sen bayağı resimle ilgileniyorsun sonra. Yok, resim yani çöp adam çizemem. Öyle söyleyeyim ama teknik resmim iyidir. Hani böyle bir şeyleri kes yapıştır, hani düz bir kağıttan bir şey var et. Kabak. Onu göstereceğim, anlatacağım biraz sonra. Tamam. Yani o tarz el işine yatkınım ama şey yapamam. O da... Ay ya, devlet dairelerinin olmazsa olmazı. Şimdi onu saklıyorum. Şimdi yeğenim şey yaptı, ilkokula başladı bu sene. Bilmezler onlar bunları. Benden öğreniyor tabii, yeni nesil bilmiyor bunları da. İşte ben hani eskileri çıkartıyorum, koyuyorum onların önüne. İlk başta şaşırıyor tabii, bu ne diyor, işte kalemtıraş diyorum. Pek anlam veremiyor, ondan sonra gösteriyoruz tabii. Bak böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu sokuyorsunuz buradan. Sonra bunu bırakıyorsunuz, şak 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 çeviriyorsunuz. Atılay Bey'in odasını keşfetmeye devam ediyoruz. Burada ne var? Kıyafet. Burası gardırop, kıyafetlerim. İstersen açabilirsin. Sen aç. İyi açayım. Sonra diyorlar ki Evrim açıyor. Al ben açtım. Ay ne düzenli. Dağıtmaya başladığın zaman o dağıtmanın sonu yok. Ondan yok. Sonra toplaması çok zor oluyor. Öf, nefret. O yüzden hani baştan toplu kalsın, böyle devam edebildiği kadar etsin. Yardımcın var mı? Var. Var yani evi temizleyen, derleyip toparlayan bir yardımcım haftalık var. Haftalık mı, günlük mü? Haftalık. Kaç, haftada kaç gün? Haftada bir bana yetiyor. Ah süpersin. Tertemiz ama değil mi? Yani ben de biraz düzenli olmayı seviyorum galiba. Günde ilk peki kendin, yani her gün yaptığın rutin var mı ev işi? Şöyle, hani açık mutfak olduğu için hani avantajı salonla bağın kopmuyor mutfağa girdiğin zaman. İşte bir misafirin geldiğinde, bir arkadaşın geldiğinde ya da ne bileyim hani televizyonda bir şey takip edebiliyorsun aynı zamanda. Ama dezavantajı da hani mutfağın her zaman derli toplu durmak zorunda. Çünkü hani açık mutfak olduğu için hani o kirli görüntü de hoş olmuyor salonda oturduğun zaman. Yani o yüzden mutfağı derleyip toparlıyorum sürekli. Hani onun dışında da zaten çok dağınık bir insan da değilim. Ütü yapabiliyor musun? Yapıyorum tabii, çok güzel ütü yaparım. Ya. Tabii. Ay. İşte burada da. Gömlekler, pantolonlar, ıvır zıvır böyle. Ay vallahi ütü yapıyorum. Helal. Hiç sevmem, hiç sevmem. Yani ütü ben de çok severek, bayılarak yaptığım bir şey değil ama mecbur olduğun için yapıyorsun. Ay yazık ayağım. Sen yapabiliyor musun ütü? Sen? Yapamıyorsun. Annen var tabii senin, yap. Ay ne oldu, cinsiyet belli oldu mu? Hala. Göstermedi. Çocuk mu bekliyoruz? Evet. Hadi bakalım. Yeğenim oluyor yani. Öyle mi? İstedik, ne zaman? Oldu. Temmuz'da. Ay, hadi yengeç bakalım. Mi geliyor? Akrep mi? Ay nasıl cahilsin? Aslan. Aslan yemeğim, aslan yemeğim. Aslan. Aslan mı oluyor? Aslan. Pek anlamam ama. Sağlıklı olsun da burcu önemli değil Evrim. Baba adayımız Özdeyiş'i daha fazla heyecanlandırmadan devam edelim ev gezmemize. Geldi. İşte burası da artık hobi odası. Ay ne yalan. Ama bu her evde vardır. Ay ne yalan. Bu her evde vardır. Yani ya kürek vardır, ya bisiklet vardır, ya koşu bandı vardır. Hani spor yapacağım hevesiyle bir alınır, konur. En sonunda üzeri gardıroba dönmeye başlar. Aldığını atarsın üstüne falan. Bu böyle artık süs eşyası gibi duruyor burada. Ay... Kimde vardı? Seray'a dönmüş. Ay dur çok gülmüştü. Nilgün Kasapbaşoğlu. Ama bak diyorum sana. Ay Nilgün sana. Hanım ya biliyorsun. Biliyorum. Çok severim. Buradan selamlar tekrar. Dünya tatlısı bir hanımefendi. Yeni tanıdım. Çok sevdim kendimi. Bildiğin Seray yapmış ya. Seda. Vallahi haklı yani. Ben de şimdi... Ay bu kadar gül ya. Bu kadar enteresanı görmüyorum. Bu kadar enteresan. Sıtkı bir girer misin yani? Sera yapılır mı ya? Evet burada da bir odamız var böyle. İşte...
Ay, Saray Hoca. Gülme ama, aşk olsun. Ay ben yerim seni ya. Ya yerim ya, ne tatlı ya. Ne güzel bir işlevi olmuş. Alya, ay canım ayol, ay Ali. Ay benim analımın da kızı var Alya. Canım arkadaşım, Ankara'da. Ay kurban olurum, analımı Alya özledim. Alya son zamanların popüler isimleri. Evet ya. Hani hep bir dönem bir isim popüler olur ya. Herhalde işte bu 2010 doğumlu benim kızım. Evet, şimdi erkeklerde Çınar, kızlarda Alya modası var. Öyle mi? Ne olabilir? Kabaklar neredeydi? Burada mı gördüm ben? Şurada. Şuradaydı değil mi? Hah. Ay bayağı sen yapıyorsun bunu. Alya yapıyordun değil mi demin konuşurken? Öyle. Yani şu su kabağının ham hali. Ondan sonra onu kesip biçip hani bir şekilde lambaya çeviriyorsun. Kızım benden prensesli bir gece lambası istedi. Ay yerim ben onu. Şimdi yerlerine oydum. Prenses resimlerini baskıya verdim. Şimdi kumaşa baskıları yapılıyor. Daha sonra şu deliklerden buralara dikilecek. Ondan sonra lambaya takılacak ve bir gece lambası haline dönüşecek. Ya keyifli bir uğraş ama yani bir şey var ediyorsun en azından. Atılay Ulu Işık'ın el işi yetenekleri bununla da sınırlı değil. Bayağı bildiğin oyuncakçıları dolaşıyorum. Ya yani kendim resim çizemediğim için, yani resmim çok kötü. Şey yapıyorum, şablonlar alıyorum. Bak mesela bir tane kelebek. Çocuklar oynasın diye hazırlamışlar. Ben bunlardan şablon hazırlıyorum. Mesela şurada var. Şimdi resmini çizdim. Bunu Aydınger'e geçireceğim. Daha sonra bir tanesine transfer yapacağım. Ay beyler, daha sonra bayanlar, etrafından bakın, keseceğim. Yani zor bir şey değil bunları üretmek, yapmak çocuğunuza. Mesajımızı da verdikten sonra sıra geliyor duvara oturan yelkenlinin hikayesine. Aa, var mı merakın yelken? Var, var tabii, olmaz mı? Yani, yelken var mı? Yok, teknem vardı. Ondan sonra benim yurt dışında yaşadığım dönem. Şimdi annem babamın merakı yok, abimin de merakı yok. Bütün hani kışlaması, denize indirmesi işte ya da denizden çıkartması falan hepsiyle ben uğraşıyordum. Şimdi yurt dışında olduğum dönemde tekne hiç suya inmiyor ama ben sürekli işte kışlama parası, yaz bakım parası, onun parası, bunun parası artık canıma tak dedi. Hiç kullanılmayan bir tekneyi dünyanın parasını harcadığım için sattım. Sattıktan sonra da Türkiye'ye kesin dönüş yapınca bu sefer kafamı taşlara vurmaya başladım. Ben niye tatlı sattım tekneyi diye. Çünkü deniz bir özgürlük. Yani ben balık burcuyum, onun da etkisi olabilir mi bilmiyorum. Ya ben deniz insanıyım, onu çok iyi biliyorum. Yani inşallah daha böyle içinde yaşanılabilir, çok da abartmadan bir teknem olursa zaten hani evimi evi bırakıp ben teknede yaşayabilirim. İnşallah öyle bir geleceğe yönelik öyle bir hayalim var. Neden bakalım. Olmaz? Bak burada da mesela bir tane yelkenlim. Ay bayılırım ben de. Ay hadi gezdir bizi Sıtkı. Vuli 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 vuli. Gidelim mi mutfağa o zaman? Bak geleneksel şarkımızı. Bak sana şunu da göstereyim. Neyi? Bak televizyon yıldızları 93-94 bizimkilerde. İşte o zaman bizimkiler en iyi dizi ödüllerini alıyordu. Bize de böyle bir anısı kaldı onların. Ay ne güzel. O zaman geleneksel şarkımızla yola revan olalım. Lokanta açıldı. Hadi lokanta gidelim. Açıldı. Yok yok yok, lokanta açıldı. Lokanta açıldı. Yok yok yok. Lokanta kapalı. Lokanta kapalı. Yok yok yok. Lokanta ay açıldı. Lokanta açıldı. Yok hadi yok yok. Olsun. Lokanta açıldı. Lokanta açıldı. Yok yok yok. Lokanta şey, kapalı. Şurası. Lokanta kapalı. Yok yok yok. Lokanta kapalı. Lokanta açıldı. Yok yok yok. Lokanta kapalı. Lokanta kapalı. Yok yok yok. Lokanta şimdi lokantayı mı açıyoruz? Lokanta açıldı. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Valla bugün hani böyle evde rahat yapılabilecek güzel bir et yemeği. Yalancı fahita diyelim biz buna. Ondan sonra bir de pırasa sever misin? Her şeyi severim. Tamam. Ama farklı bir pırasa yapacağım size. Bizim ailedeki adı didik pırasadır. Bunun genel bir adı var mı onu da bilmiyorum. Bu da bir aile tarifi olarak bize kalmış bir yemek tarifi. Bakalım beğenecek misin? Pırasalarımız orada biraz haşlansın, hafif yumuşasın. Biz o sırada düdüklü de etleri biraz yumuşatalım. Aa,
kibritle kullanmayı da biliyor. Ana ben ne yoracağım kendimi? Hazır çalışanı var, otururum keyfime bakarım demek o. Bak çay hazır, istiyorsan çayını alabilirsin. Ne alacağım? Ya otururum keyfime bakarım. Bale, hazır hizmet edeni var demek o. Yani Evrim bugün işin iş. Buldun Atılay Bey gibi mutfakta marifetli ev sahibini. Tadını çıkar her anın. Demiyor anam. Kastım onu. Düdüklü kullanmayı bile biliyor diyorsun. Düdüklü kullanmanın zor tarafı ne? Ben bilmem. Demek o. Kastım onu. Ne yapıyorsun? Evrim, öyle boş boş oturacağını zannetme. Atılay Bey şimdi yapacağın bir şeyi bulup getirir sana. Şunları alıp Jülyen ince uzun kesebilirsin. Jülyen dedi bana. Şebin parayı sarlı. Ne veriyorum? Şöyle bıçağını vereyim. Tahtayı da ver. Tahtayı ver. Al bu da sana güzel bir kesme tahtası. Bakalım şimdi senin marifetini de görelim. Jülyen dedim o ne? Ya bir dakika şimdi... tamam, dur ya. Ben bir tanesini yapayım. Bir dakika göstereyim, göstereyim. Olur mu ya, diyorsun? Ya bir şey olmaz. Yemin ederim yandık ya. Ne oldu? Daha bir patates demişsin Evrim. İki, olur mu? Ay hadi seni görelim bir de. Ya bıraksan zaten ustasını. Ben yapacağım bunu iki dakikada. Ne ya? Bunu ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum ki. Hala bak. Ayağımı çeker misin? İki cupcake yaptık harika. Ağzını kapat. Geri sarın. Geri sarım ağzını kapatmayı o söyledi. Vallahi o söyledi. Biz anlaşamayız bununla. Bak bu çünkü yanmaya başladı. Tamam ver. O zaten sen bu tavada yaktın onu ben gördüm. Ya tuz boğdu tuzağı. Boğmadın tuzağı. Boğdum tuzağı boğdum onu. No. Şimdi biz bunu böyle açmış gibi yapalım. Siz bir açın bakın. Ya vallahi diyorum bak yemeğin şekline bak ya. Ölçüsüz yapamıyor musun? Yapamam. Ay ben şiştim. Hadi gel biz kıyafet olsun. Görkem sen yapar mısın? Ya bunun yenecek bir tarafı kalmadı. Yenecek bir tarafı kalmadı. Beceremedim demiyorsun da benim üstüme oynuyorsun. Bu off the record. Off the record. Ben yemek mi yapmışım ömrümde? Jülyen de ben ne bileyim. Anneanne şeylerle gel oğlum. Öyle desin bu ama. Şekilde. Uzun ince desin ya ben ne bileyim oğlum. Hayır bir şey. Bir Ankaralı'ya Jülyen'ime mi gelinir? Akur Talip. Bak Ankara bebesi var karşında oğlum. Ankara'nın denizi yok, dümeni çok akıllı ol. Ankara'nın denizi yok, dümeni çok akıllı ol. Evet. Ya Ankara sosyetesi arkadaş. Ankara'nın Buckingham kasabası. Kamyonla mı geldiniz lan? Ha? Nasıl yükledim sizi? Geceden sizi saldım kamyonla. Hele bak oturuş değişti bak. Yardıma ihtiyacın var mı? Gibi öyle mi gözüküyor? Soruyorum. Yok. Peki. Yapıyorum öyle işte. Acelesi var mı? Yok benim için acelesi yok. Tamam. Yapıyorum öyle işte. Şimdi soğanlar mı kızarıyor orada? Hayır. Şu anda etimiz biraz yudukluğu da yumuşuyor. Atılay Ulu Işık'ın lezzet şaheserleri Evrim Akın'ın aklını başından aldı. Ama şöyle ekmeğini elinle kopartıp... dürüm yaparak. Az sonra. Zeyt seviyor musun? Yani ben yemek ayrımı yapmıyorum. Yemek tek yiyemediğim şey kereviz. Aa. Bir tek kerevizi yiyemiyorum. Burası da... ayıp kereviz yemeyen. Evet yani o da pişerkenki kokusundan mı artık nedir bilmiyorum. Ben çocukluğumdan beri hiç şey yapamadım. Kerevize ısınamadım bir türlü. Kerevizi sevmem. Ama onun dışında hiç. Hepsi bitsin. Yani bitsin. Bir de onun soğuma şeyi var değil mi? Düdüklün açılması için falan. Soğuk suya tutarsan hemen alabilirsin. Ha. Yani uzun süre kendisi soğusun diye beklemene gerek yok. Sanırız kaynama ve yumuşama işlemi tamam Atılay Bey. Evet zannediyorum pırasamız yumuşadı, etimizi de yumuşattık. Şöyle bir ocağa doğru geçebiliriz. Bakalım etimiz ne halinde? Patlamasın. Yok patlamadı. Soğutmuştuk zaten. Şimdi etimizi de alalım onun içinden. Tahta kaşığımızı alacağız.
tam kıvamında olması için etlerin pişirilme süresi çok önemli. Eti böyle bir 20-25 dakika düdüklüde pişirmek iyi oluyor. Ya da öncesinden, bir gün öncesinden çok iyi marine etmen lazım yumuşaması için. Hani zaman yoksa eğer böyle düdüklüde bir 20-25 dakika pişirmenin faydası oluyor. Şöyle bir ilave faydası daha var. Böylelikle çok güzel bir et suyu elde etmiş oluyorsun. Çok güzel pilav yapabilirsin mesela et suyuna. Neydi? Pırasa didiklemesi miydi? Yani bizim evdeki adı bunun didik pırasa. Didik pırasa. Yani çünkü didik pırasa denmesinin amacı da şimdi... Didikleyeceksin herhalde. Bunu una bulayıp kızarttıktan sonra şöyle hafif hafif didip üzerine sarımsaklı yoğurtla... Allah! Hem de nasıl? Yemede yanında yattın. Aynen öyle. Bu annenin tarifi mi? Bu da şey, anneannemin annesinden falan kalan... Döktün mü? Töktün. Sıra geliyor pırasaların kesilmesine. Ama tabii ki onun da kendine özgü püf noktaları var. Şimdi bunu şöyle ortasına kadar tamamen değil, kesip şöyle açtıracaksın. İyi izleyeyim ben bunu. Madem bu geleneksel yemeğiniz, Balıkesir değil mi? Balıkesir. Ama bu biraz da göçmenlik de var bizde. Bu biraz daha göçmen yemeği galiba. Tam şeyini bilmiyorum. Balkan mı? Yugoslavya, Balkanlardan. Balıkesir'e göçmüşler zamanında. Şöyle açtırıp bıçakla da hafif. Macir. Evet, macir. Pırasaları ne zaman una bulayacağız Atılay Bey? Şimdi hafif soğusun diye una bulamıyorum. Una hemen bularsam un hemen yapışacak bunu çünkü. Topak topak oluyor. Birazcık soğuması lazım. Hadi bunlar birazcık soğurken biz etimize başlayalım istersen yavaş yavaş. Sen enteresan bir tarif vereyim. Daha önce hiç denemedim. Bir programda eti haşlayıp, ama yani bu şekilde parça et değil, hani bonfile tarzı bütün eti haşlayıp ondan sonra Türk kahvesine bulayıp kızarttılar. Ve orada hani açıklıyor da işte etin pişme derecesi, işte kahvenin bilmem ne derecesi birbirine denk olduğu için işte aynı anda pişerler ve uyumlu bir lezzet olur falan diye. Şimdi aklımda o var. Onu deneyeceğim ama hani daha önce denemediğim için size hazırlamıyorum. Onu hani kötü bir şey çıkarsa mahcup olmayayım diye. Sen şimdi yap onu. Adapazarı'na geldiğimizde dene. Güzel olursa. Şimdi Adapazarı'na geldiğinizde barbekü var, mangal yapacağız bilmem ne. Ocak yemeği mi yapacağız? Hocam kenarda orada da onu denersin bize. Aç geleceğim diyorsun yani. Herhalde. Hem mangal hem öbür et. Bahçeye top mu geleyim? Bu da bir alem. Belki geleceğim, 3 gün kalacağım. Ha, gel kal, yerimiz var, müsait. Tamam. Şimdi yavaş yavaş şunları ona bulayalım. Yerimi yapayım şimdiden. Vallahi yerimiz müsait. İstediğin gibi gelip kalabilirsin. Teklifim sadece sana geçerli değil, bütün kamera arkası ekibe de geçerli. Ben yalnız gelir miyim? Onlarsız benim ne işim var oraları da? Yeniden ocak başındayız. Atılay Bey, bakalım şimdi yemeğin hangi aşamasına geçecek? Biraz kimyonumuzu döküyoruz. Oster sosumuzu döküyoruz. Soya sosu da ekleyelim biraz. Biraz da kekiğimizden eklersek. Karıştırayım mı? Karıştır. Biraz karıştırıp ete sosları yedirdikten sonra üzerine de soğanı atar mısın? Ben de o sırada pırasayı hazırlayayım. Hay hay. Bu kolektif çalışmanın ardından bakalım sırada ne var? Şimdi biraz da sarımsak ekliyoruz etimize. Börülce de gördüm dolapta. Siz gelmeden önce salatasını hazırladım, o kadar uzun vaktiniz yok diye. Vay vay vay. Salatalar içeride istersen bak, en azından yapmayı bilmiyorum ama tanıyorum yemekleri. O da bir başarı. Herhalde. Şimdi şuraya yağımızı koyalım. Sırada Evrim'in büyük bir hız ve başarıyla doğradığı biberlerle yemeğin lezzetine lezzet katmakta diyeceğiz ama... Şimdi hazırladığım biberleri, kırmızı ve yeşil biberleri buna atacağız, karıştıracağız ama ben... Sen git pırasana bak, ben atarım. Tamam, pırasayı hallettik zaten. Öyle mi? O şey kaldı orada, çocuklar yiyecek daha. Oradan dünya çıkar, sen merak etme, hepimize yeter o. Biberleri en son atmayı seviyorum. Çünkü hani çok fazla pişirmeden o diri rengi ve lezzeti çok fazla şey yapmasın, yemeğe karışmasın. O yüzden şöyle altını basalım. Jamie Oliver ya. Ele şey, çok şiddetli kar yağıyordu ya İstanbul'da salıdan beri. Şurada kahvemi alıyorum, açıyorum müziğimi, kitabımı açıyorum. Ne güzel. En keyifli benim. Dünyadaki en keyifli insan oluyorum o anda. Şükür. Evet, Allah'ım şükür. Allah'ım milyonlarca kez şükür. Yani hoş da bir şey. Biz burada yemek falan da yapıyoruz. Hani insanlara da Allah gösteriyoruz ama da yani Allah olmayanlara da versin.
maalesef çok sıkıntıda yaşayan insanlar da var. Sıra geliyor bu çok özel lezzetleri servise hazırlamaya. Pırasamız hazır, didik dedik de gayet güzel gözüküyor. Şimdi fayita ekmeklerimizi şöyle bir koyalım, birazcık ısınsın yemekle beraber. Biz de o sırada yoğurdumuzu çıkartalım. Yemeklerin lezzeti mutfağa buram buram sarınca Evrim'in keyfi iyiden iyiye yerine geliyor. Pervane döne döne, itaatkar bir köle, neler geçiyor aklından, tövbe tövbe. Dönsün başım, içine de siner, tenine de bir geçirirsem seni. Ellerime pervane döne döne, itaatkar bir köle. Neler geçiyor aklımdan, tövbe tövbe. Bu şarkıyı duydun mu hiç Asılay? İlk kez senden dinliyorum. Son kez olmasın inşallah. Sevgili Aydın Kurdoğlu'ndan lütfen bir kez daha dinle. Olur peki. Yarın onun evindeyiz. İçine de siner, tenine de bir geçirirsem seni. Ellerime pervane döne döne, itaatkar bir köle. Geçiyor aklımdan tövbe tövbe. İçine de siner, tenine de bir geçirirsem seni. Ellerime pervane döne döne, itaatkar bir köle. Neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe. İşte o beklenen an artık geldi. Evet, soframız hazır. Görüntü güzel gözüküyor. Umarım lezzetini de beğenirsin. Şimdiden afiyet olsun diyorum sana. Ama şöyle ekmeğini elinle kopartıp, dürüm yaparak. Güzel. Şunu tadına bakayım. Onu nasıl servis yapıyoruz? Tabağımıza mı alıyoruz onu da? Pırasa mı? Hı. Dur bir dakika sana. Ona öğret bana. Tabak getireyim. İstediğin kadar yoğurdunu alıp. Daha önce hiç böyle pırasa yemiş miydin? Yok, yememiştim. Pek bilinen bir yemek değildir. Hiç pırasa gibi değil. Zaten hani pırasa sevmeyen ve yemeyen insanlara ben bunu adını ve pırasa olduğunu söylemeden çıkarttığımda bayıla bayıla yiyorlar. Diyorum ki biraz önce sen pırasa yedin. Ha ben ömrümde yemedim diyor. Pırasanın kokusunu tanırım, tadını tanırım, yemem ben diyor. Bilmez. Ama şey çok kişiye bu şekilde pırasa yedirmişliğim oldu. Canlarım, ciğerlerim. Soğumadan siz de geleyim. Hemen hediyemi vereyim, kapatayım programı. Ne dersiniz? Güzel fikir değil mi? Sana C yapım ailemizin hediyesi. Aynalı ütü masası getirdik. Ama diyeceksin, seyircilerimize diyecek ki niye monte etmedin? Sen kendi kafana göre evinde istediğin bir yeri seçersin. Ekibimiz de birilerini yollar, monte ederler. Çok teşekkür ediyorum. Bir zaman ayırdın. Evinin kapılarını, gönlünün kapılarını açtın. Harikulade yemekler yaptın. Kesene bol bereket. Çok teşekkürler. Sizin gelmeniz zaten bir hediyeydi. Ayrıca hediyeye gerek yoktu ama çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Sağ olun, var olun. Seni tanımak da çok büyük keyifti benim için. Zaten çok aynen seviyordum bir kez daha. Ya gerçekten hani hep söylüyorum ya, boşuna sevmiyorum diye. Tanıdım, daha çok sevdim. Çok sağ ol. Hep ol hayatımızda. İnşallah. Kapatıyorum efendim. Şunları tadına bakmak istiyorum. Önce sizin de hemen yemenizi istiyorum. Yayında yapımda yemeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.